başına Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi final maçları TV 52 ekranlarında. 23 Mayıs Pazar günü saat 14'te Federasyon Kupası final maçı. Saat 16 Vatan Kupası final maçı. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası final maçı saat 20.30'da TV 52 ekranlarında. Divane gezerim dağlar.
ellerin zülfü destedir deste. Her eller hak için oturmuş postana, oturmuş postana. Bir zaman sağ gezdim, bir zaman hasta, hasta halim nedir? Görünce gönlümde güller açardı.
Sağlık. Öyle dört türküyle girdik. Efendim TV52 İstanbul stüdyolarından sesimizin ulaştığı her yere saygılar, sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bizleri bu akşam evine, hanesine konuk eden herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz şimdiden. Uzun zaman olmuş idi. Kendi adımıza program yapmıyorduk. Bu akşam öyle bir değişiklik olsun dedik. Bir dinleti tarzında bayramın arkasına sizlerle buluşalım dedik. Çok şükür. Ben bu manada İsa Akçay'a, TV52 Yönetim Kurulu Başkanı'na teşekkürler ediyorum. Yine yayın yönetmenimiz Volkan kardeşime, yine TV52 çalışanlarına, Müjdat abimiz kameramanımız burada, yayında yine Ahmet abimiz var, rejide ablamız var. Yani bizim sizlere sesimizi, görüntümüzü ulaştıran değerli dostlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Yine sazlarımın ayaklarına, gönüllerine sağlık. Bu akşam bizi yalnız bırakmadılar. Burada yine Ali Boyu kardeşim var benimle beraber. 10 yıldır yoldaşlık yapıyor. Onun da ayaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Ben Arnavutköy Ordulular Dernek Başkanı değerli büyüğüm Zekeriya Yılmaz. Birazdan alt bant geçer. Matbaa sektörünün değerli bir büyüğü, duayeni diyelim. Bu akşam onun vesilesiyle diyelim biraz. Tabii ki bu işler tek başımıza olmuyor. Kimi zaman gönülden destek oluyor, kimi zaman maddi destek oluyor. Zekeriya abi de bu akşam bize sağ olsun emeğini, ekmeğini bizimle paylaştı. Sizlerle buluşmamıza bir nevi katkıda bulundu, destek oldu. Ben ona da sonsuz teşekkürler ediyorum. İstek bu akşam herhalde almayacağız galiba. Böyle bizim kendi sazlarımızdan beraber size nefesimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce türkülerimizi bol bol gönderdi. Çünkü mesaj hepsini okuyamıyoruz. Bu sefer diyor ki işte ben gönderdim, diğerini okudum, benimkini niye okumadın falan gibi böyle gücenmeler oluyor. Aslında insan ayırmak tabii ki bizde öyle bir durum yok. Bizleri izleyen, takip eden herkes bizim için ayrı bir değere sahip. Yani onu okuyalım, bunu okumayalım gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Ben şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böyle
Devam edelim mi Mustafa? Yine ara ara konuşacağız, yine sohbet edeceğiz. Mazur görün, belki uzun zaman oldu kendi adımıza program yapmayalı. Sürçülisan edersek affola diyelim şimdiden. Böyle türkülerle devam edelim mi? Hadi Apo abi de mi?
Sazlarımızın eline sağlık değerli dostlarım. Mustafa'dan başlayayım. Böyle, ya, en gençten, gençten başlayayım. En genç Apa abi de işte onun için diyorum. Şimdi gerçek yaşı 15. O göster diyor. Şey karıştırmaya gerek yok. Değil mi? Askerden yeni mi geldi? Evet, benim de oğlum askerde bu arada. Çanakkale'ye de buraya bütün askerlerimize selam olsun. İşte bir ay oldu. Apa abi nefesi de 10 yıl olmuştu değil mi? 10 yıl geçti hatta. Beraber yani sürekli olması. Ya Apo abi çok eski o. Biz tabii biz onun yanında. Apo abi. Apo abinin. Çok küçükken Apo abi. Değil mi yani? Yok hani bizden dedim ya Apo abi yoksa o şöyle kağıt attığı zamanlar falan onlar. Ha böyle. Çok 25. jenerasyonla çalışıyor. 25. jenerasyonla. Ha değil mi yani o kadar geldi yani değil mi? O çağdan beri geliyor yani. Onlar fosil değil. Nefesli de Apo abi teşekkürler ediyorum Apo abimize. Gerçekten biz onların yanında çırak gibi oluyoruz yani. Onlar gerçekten yıllarını vermişler. Şimdi bazen dernek başkanlarımızla bunun çok tartışmasını yaşıyoruz biz. Herhalde buradan konuşabiliyorum. Şimdi etkinliğe falan ya da bir konsere gittiğimizde işte sazlar için ya ne var diyor adam diyor iki tıngıra diyor ya bu kadar diyor para diyor işte saza. İşte bu şekilde olduğu zaman olmuyor diyorum ki yani o iki tıngıra diyor ama orada bir saat o tıngıratmanın arkasındaki yıllara bakmak lazım kaç yıl var. İşte yani onun için ben çok karşıyım bu söyleme, bu cümlelere. Her zaman da bunun kavgasını yapıyorum. Çünkü yani emek var yani. Apo abi kaç yıl oldu? 30 yıl vardır değil mi en az? Fazladır 30 yıl. Mustafa'ya sorsam şimdi 20 yıl der. Sen de mi abi? Adem abi ismini unutacağız ha. Yine Cihan kardeşim Tokatlı. Bizim komşu ilimiz. Arkadaşlarım bir orduya götürdüm bu arada. Aşık oldular memleketimize Çatalpınar'a. Hacı Bulu abimize buradan selam olsun. Düğününe gitmiştik oğlunun. Arkadaşla beraber. He? Ali'yi götürmedik o burada. Ona oksijen lazım değil. Öyle bir ordu gezintisi yapmıştık. Dediğim gibi ritimde Adem abi. Klavyede Cihan kardeşim. Aynı şekilde onunla da uzun zaman yine bizim kardeş kanalımız vardı geçmişte. Orada çalıştık. İlk Mustafa ile başladık. İmparator'la beraber tanışmıştım. Bir kanala klip vermiştik. Orada işte iki programa katılma hakkı vardı o zamanlar. Bizim tabii diyorum ya böyle tavana bakıp okuduğumuz zamanlardı. Hadi bir şey olmadı tabii ben şuyum buyum demiyorum ama tabii o günlere göre bir nebze biraz daha ilerlemişiz herhalde. Mustafa'yı orada tanışmıştım. Orada yani o gün bugündür şükür 11 yıl oldu. Kardeşliğimiz, arkadaşlığımız. Konu sadece saz söz yani türkü okumak falan da değil. Farklı şekilde de görüşüyoruz zaten yani sürekli birbirimizi arıyoruz. Yani ben hep söylüyorum. Birbirini çıkarsız amaçsız gayesi seven insan topluluğu diliyorum diye. Yani çünkü bir işte çıkar gözetiliyorsa muhakkak bir gün bir yerde bir sıkıntı veriyor. Yani o kopuyor yani o dostluk o ahbaplık. Yani onun için çıkarsız amaçsız olursa daha güzel oluyor. Daha böyle sürekliliği oluyor. Evet şimdi Emrah tanıyordun değil mi Mustafa? Emrah arkadaşımız muhakkak görmüşlerdir. Haberlerde de çıktı. Değerli bir kardeşimizdi. Beraber radyo programı yapıyordu ve sunumlarda bizimle beraber oluyordu. Konser sunumlarında çok çalıştık. Çok da sevdiğimiz bir arkadaştı. Bu hastalık birçok eşimiz, dostumuz, arkadaşımızı artık sayfa açamıyoruz. Yani internete bakamıyoruz her an bir yakınını. Ya bu tabii senin benim olması önemli değil. Sonuçta ölen insansa burada üzüleceğiz. Yani bunun kim olduğu ya da ne olduğu önemli değil. Ben Emrah kardeşime buradan rahmet diliyorum. İnşallah ailesine sabırlar diliyorum. Mekan cennet olsun. Ben inşallah orada yeri iyi olur. Yani üzülüyoruz yani. Söyleyecek söz de olmuyor tabii ki. İnsan belli bir yaşa geliyor. Hastalığı oluyor falan.
Hani alışıyorsun onun şeyine belli bir süre sonra hani, ama şimdi bir anda olunca üzüntüsü, etkisi biraz da insanda. Ya mesela bak, Ankaralı yine değerli büyüğümüz, yani bu işlerin gerçekten yine duayenleri Oğuz Yılmaz kalp krizinden vefat etmiş. Yani diyorum ya, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun. Yani hayat diyorum hatır gönül kırmayacak kadar kısa. Yani birbirimizi kıracak, üzecek hiçbir şeyin yani değer önemi yok. Yani yarını, biraz sonrası garantisi yok. Onun için hep ben çocuklarıma da söylüyorum, saygı sevgi diyorum, şu avucunuzun içinde olsun. Saygı sevgi varsa emin olun birçok şey halloluyor. Yani inşallah birbirini sayan, seven, kollayan insanlar olalım diyorum. Ne yapalım Mustafa'm? Böyle bir, böyle yaşamanın tadı kalmadı diyelim mi? Ben şunu da söyleyeyim. Çok insanlar ölüyor. Bu illa Türkiye'de olması değil. Gerçekten mazlumlar. Ben aslında eserde yazmıştım bununla alakalı. İnşallah okuruz belki. Rabbimin diyorum gazabı, azabı zalimlerin üzerine olsun diyorum. Yani gerçekten elinden bir şey gelmeyip de, yani bir şey gelip de yapmayan devletleri de şiddetle kınıyorum yani. Yani bu insanlara sahip çıkmak lazım, kollamak lazım. Rabbim yardım etsin diyelim yani. Evet.
gözüm kapında kaldı. Ah oğul çıkmıyor ya. Yeter ağlatma beni. Oğul kurban gözüm kapında kaldı. Ah oğul çıkmıyor ya. Yeter ağlat, yeter ağlatma beni, ağlatma beni. Bir vefasız viran etti gönlümü. Onun için boş geçirdim ömrümü. Doğru yoldan şaşırdın beni dağlar.
nasıl ederler. Çok sağ olun. Devam mı? Müjde abi sorun yok da devam mıyız? Devam. Köprüden geçti gelin köprüden. Thank you.
Nasıl gidiyor bilmiyorum. Orada nasıl görünüyoruz acaba? Bir şey de soramıyoruz ki şimdi. İki dakikam var abi. Reklamlara değil mi? Ondan sonra reklama. Şimdi bir şey de soramıyorum. Mustafa keşke sorabilseydik. Beğendiniz, beğenmediniz. Nasıl gidiyor hayat diye. He? Oradan mesaj alma dediler. Türkü olsun dolu dolu dediler. Mustafa ne yapalım o zaman? Şöyle bir son iki dakika varmış. Böyle bakalım eskilerden. Gaybana geceleri yapalım mı ya? Böyle bir slow yapalım mı? Gider mi? He? Uzun mu süreler? Geçebiliyoruz mu? Öyle mi? Sohbet mi yapalım? Tamam. Ya aslında böyle bir iki tane telefon alsak iyiydi ama güzel olurdu yani böyle. Yayına bağlanabiliyor muydu burada? Şey var mı? Telefon numarası? Reklamdan sonra verelim. Bir iki tane numara, telefon alalım böyle. Yani mesaj mı? Alalım mı? Ya bir o zaman numara yazmamız lazım. Ha, o zaman reklamlardan sonra bir şey yapalım. Numaraları verim. O zaman bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrardan sizlerle buluşmak dileğiyle diyelim. Bizi bekleyin. Lassa'dan sağlam kampanya. Tüm yaz lastiği alışverişlerinde 4 al 3 öde. Sağlamsa los. Üstelik Yapı Kredi World'a özel peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza rahmet, minnet ve saygı. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Standartımız yüksek kalite, hedefimiz %100 müşteri memnuniyeti. Kalyoncuoğlu Asansör. Önce güvenlik diyerek çıktığımız bu yolda her geçen gün artan müşteri potansiyelimizle oluşturduğumuz çözüm ortaklığı gösteriyor ki karşılıklı güvenle büyüyen iş açmamız ve kalitemiz gitmek istediğiniz noktaya sizi güven ve konforla taşıyacaktır. Kalyoncuoğlu Asansör olarak yeni gelen müşterilerimize özel ilk 3 ay asansör bakımınızı ücretsiz yapıyoruz. Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz gözetiminde asansörlerinizin genel kontrollerini ve detaylı bakımını yapıyor, daha güvenli kullanma imkanı sunuyoruz. Kalyoncuoğlu Asansör. Önce güvenlik. Ballıoğlu kapasitesini 3 katına çıkararak Ordu, Fatsa, Sinop şubelerinin yanı sıra 15 noktaya hizmet veren Ballıoğlu, 30'a aşkın baklava çeşidi, kadayıf çeşitleri, sıcak tatlılar ve su böreğiyle de damaklarınızda tat olmaya devam ediyor. Ballıoğlu olarak sizlerden aldığımız güçle büyüyoruz. Kalitenin tesadüf olmadığını bize kanıtlayan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Ballıoğlu, kaliteden ödün vermeyen, tecrübeyi sanata dönüştüren lezzet. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle
yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. Tam güvenlikli, toplam 7000 metrekare alan üzerinde her biri 22 metrekareden oluşan satış ofisleriyle, 10 araçlık ototeşhir alanıyla tüm galericilerin hizmetinde. Ordu Giresun 2. El Otopazarında siz de yerinizi almak için acele edin. Cumhuriyet Mahallesi Ordu Giresun yolu üzerinde. 0530 227 13 84. Yaşamak isterdiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve ordunun eşsiz buluşmasını yaşamak isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Ve Prestij Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern. Yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, açık kapalı otopark alanları ile Karşıyaka Modern. 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimizi görmek için acele edin. Size özel ödeme kolaylıklarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Gözlerini dünyaya açtığın andan itibaren ister 12, ister 22, ister 42, ister 52 yıl geçsin. Çalışıyorsan gençsin. Düşünüyorsan, üretiyorsan, öğreniyorsan, değer katıyorsan, hizmet ediyorsan gençsin. Ve gelecek sensin. Ama en önemlisi, doğduğun şehre bir değer katıyorsan, şehrini geleceğe hazırlıyorsan, şehrini bir dünya markası haline getirmeye çalışıyorsan, ne zaman başladığını ve nereye gideceğini unutmuyorsan gençsin. Allah bir derbin defa razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Orası iyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç. Ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlı Türk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz.
Selçuk İnşaat. En iyiyi isteyenlerin tercihi. Karadeniz'in yaylalarından evlerinize gelen lezzet. Korsaj. 98 yılından bugüne bölge çiftçisinin sütlerinin en doğal halini üretimleriyle sizlere sunuyor. Kaşar peyniri, eski kaşar ve tüm kaşar çeşitleri, lor peyniri, köy peyniri ve tereyağı ile sofralarınızda. Korsaj. Bu lezzete siz de sessiz kalamayacaksınız. Korsaj. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Haydi spor severler, ekran başına Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi final maçları TV 52 ekranlarında. 23 Mayıs Pazar günü saat 14'te Federasyon Kupası final maçı. Saat 16 Vatan Kupası final maçı. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası final maçı saat 20.30'da TV 52 ekranlarında. Kıymetli hemşerilerim, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. Tuncay Sonel, Ordu Valisi. Gel kapımı çalmadan.
takatım yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Takatım yok yürümeye, gidip cananı görmeye. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım. Mikrofonum açık mı benim? Ahmet abi? Ahmet abi kesiyor. Yakada mıyım? Arada türkü girecektim, böyle arkasına bağlayacaktım ama. Efendim programımızın, Ahmet abi komple yapıyor bana arada. Programımızın ikinci yarısında yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi kız kardeşim sormuş buradan bana. Abi tek program mı diye. Şu an için tek, artık zaten sezon bitti. İnşallah önümüzdeki seneler değerli abilerimiz destek olurlarsa bizim tek başımızı zaten bir noktaya kadar getiriyoruz. Bir noktadan sonra değerli büyüklerimize, abilerimize ihtiyacımız oluyor. Firma sahipleri hem onların reklamı oluyor, hem bize bir nebze yol aldırmış oluyorlar. İnşallah iyi bir sponsor bulursak seneye böyle dolu dolu hem Müjdat abi yaparız da. Müjdat abi de kamerada olduğuna bakmıyoruz yani. Müjdat abi yayıncı, yönetmen. Yine Esin ablamız tek başına bizi burada idare ediyor ablamız. Apo, öyle mi Apo abi? Ne diyeyim ben şimdi, torunların yüzü suyurum Metin'e diyormuşum he abi. Ha bunları satalım mı diyorsun abi? Çıkar. He abi. Atölye mi kuracaksın? He, atölye kurduğunda reklamını mı yapacağız abi? O zaman Mustafa'yı da bedava gönderirsin abi, daha ne yapalım yani. Yok abi daha olsa, yok yani olmayan şeyi nereye vereyim abi ben şimdi, ne yapayım yani? Kime yeteyim ben? Evde çocuklar var. Biz adam diye daş kavurması mı yiyecek? Ne yapalım biz yani? Et ekmek yemeyelim mi kardeşim? Bu arada geçmiş bayramımız mübarek olsun. Unutuyoruz, ne yapalım? Yani şimdi diyorum ya, uzun zaman oldu tek başımıza program yapmayalı. Bayram seyran, Ramazanlar geçti. İnşallah kabul olsun. Bayram geçti. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Kurban bayramı geliyor. Ben kurbanla ilgili her zaman söylüyorum. Paylaşılması dileğiyle diyorum. Yani kesip dolaba yığmayalım da. Tabii ki evinize de ihtiyacınız kadar ama yiyemeyenlere, yani imkan olmayanlara paylaşırsak, hayat paylaşınca güzelliği kim dediyse çok güzel demiş, hayat paylaşınca güzel. İnsanların tek başına mutlu olması mümkün değil. Etrafınızda derdinizi, kederinizi, mutluluğunuzu paylaşacak eşiniz, dostunuz var ise hayat böyle güzel. Onun için paylaşalım, mutlu olalım. Ne yapalım? Dağlar seni delik delik diyelim, buradan Sami dayıma gelsin, takip ediyor. Çok eski türküler ama buradan selam olsun. Almanya'ya buradan selam olsun Ahmet Sarıyer abimize. Kız kardeşime Fatma Öz'e selam olsun. İyi gidiyor diyor. Ondan sonra selam olsun buradan yerime. Bizim eski amcamız vardı burada. Neydi abimizin ismi, unutuyorum bak şimdi. Selahattin amcamıza buradan selam olsun. Çok sağ olsun, çok elinden çayını içtik burada. Kendisi muhakkak bizi takip ediyordur. Selahattin amca, ellerinden öpüyorum. Senin de bayramın mübarek olsun. Cengiz Keskin'e buradan selam olsun. Zamansız yanıyor mu diyor. Mehmet abiye buradan selam olsun. Çok sağ olsun. Üzerimizde emeği var benimle beraber. Çok eski radyo programında da bize çok destek oldu. Yaptığı programlarda da bizi hiç kesintisiz konu kaldı. Kenan Börekçi'ye, Seda Dünver'e, Fatih Yaman'a, Hürda Aydın'a, ne bileyim aklıma gelen yani hepsine buradan, Halil Özçelik'e, hepsine teker teker selam olsun. Hepsi bizim değerli abilerimiz, arkadaşlarımız. Hiçbirimizin birbirimizden ayrısı gayrısı hiçbir şey yok. Hepimizin amacı emek ve ekmek. Herkesin böyle, sadece sanatta değil. Hangi işi yapıyorsa önce emek, sonra ekmek. İnşallah hepimizin emeği ekmeğe dönsün diyelim. Rabbim herkesin emeğini ekmeğe çevirsin diyelim. Mustafa'm devama böyle. Müzik.
Yoluna sersin, yoluna sersin.
serseri. Sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni. Ay ben de seni, yar ben de seni. Sen Ordu'yu seyret yar, ben de seni. Ay ben de seni, yar ben de seni. Sen Fatsa'yı seyret yar, ben de seni. Ay ben de seni, yar ben de seni. Bu türküyü Ordu'da yaşıyor ama Sivaslı Ayhan Kuzucu, Evren Kuzucu abime, Evren Kuzucu yine bağlama üstadı. Ayhan abi de ses sahne olayında Ordu'da bir numara. Sadece Ordu'ya kurmuyor, farklı illere de gidiyor. Buradan Evren kardeşime takip edeceğim dedi. Selam olsun. Annesine de çok değerli ablamız. Buradan Evren'e, Ayhan abiye selam olsun diyoruz. Ne yap? Ya bu Ordu'yu andık. Gitmemiz lazım artık da. Şu inşallah. Gide abi inşallah, bak bunu Allah söyletir yani Adem abi. Gideceğiz yani, şey yok. Bu tek başına olacak işler değil. Bu iş ekip işi. Ben her zaman söylüyorum, yol arkadaşlarım diyorum. Benim gerçekten ben hani demiyorum saz arkadaşları yok bilmem falan, öyle bir şey yok. Yol arkadaşıyız. Hepimiz birbirimize yoldaşız. Çünkü emek, dediğim gibi ben çok uğraştım. ASM'ye gittim, Arif Sağ'a. 4 sene gittim yani, bakma öyle. Çalamadık. Bu da ayrı bir meziyet. O da ayrı. Aşkın sazını. Gerçekten ayrı bir beceri, ayrı bir yetenek istiyor. Buradan valla çok mesajlar geliyor. Şöyle ufaktan bir bakayım abi bunlara da. Cemal abi, Cemal Gençe, Büyük Birlik Partisi Çatalpınar İlçe Başkanı, amcaoğlum Muhammed Öz, Rekabi abi, Rekabi yakışır. Buradan Kumru'ya, Kumru'lu ama İstanbul'da yaşıyor. Selam olsun Rekabi abi. Dediğim gibi ayrıntılı okuyamıyorum, çok özür diliyorum. Yusuf Atlı kardeşim selam olsun. Ha böyle bakayım, İsmail Burcu, Sezgin, Samsun Bafra'ya selam olsun diyoruz. Recep Korkmaz çok selamlar. Ahmet Kuş selam olsun. Ha böyle buradan böyle gördüklerime bakayım yani, ayrıntılı okuyamasak da Bülent abi, Hacer abla, Bülent Yılmaz, bir iki hafta önce konuklarıydık. Sağ olsunlar değerli büyüklerim. Buradan selam olsun Bülent abiye. Dediğim gibi saydım demin abilerimizin ismini ama unuttuklarımız varsa, dediğim gibi burada kesinlikle hani onu niye söyledi, beni niye söylemedi falan gibi, dediğim gibi beni az çok tanıdığınızı düşünüyorum. Hani böyle insan ayırma, kayırma diye bir durum olmaz. Buradan eniştemize İsa Bey'e selam olsun. Enişte devlet yarısı demek. Enişte önemli yani. Tarlayı ortadan ikiye böler de başımıza iş almayalım. Buradan selam. Aslında yeğenimi de getirecektim. Tanıyorsun Burak'ı, bağlama çalıyor. Askerliğini yaptı geldi. Hafta sonu olsaydı onu da getirecektim. Hafta içi çalıştığı için yeğenimi getiremedim. İnşallah buradan onunla bir beraber selam olsun buradan yeğenime de, oğluma, evime de, anama selam olsun. İnşallah takip ediyordur. Vallahi billahi. Hele Ufa hiç koymaz beni eve. Adam bize nefes aldırmıyor ya. Diyor parka, diyor parka. Parka diyor. Ne yapalım? Bir kapattılar kapıları yüzümüze diyelim mi? Böyle biraz slow gidelim bu akşam. Ya oyun havasını pikniklerde, düğünlerde okuyoruz. Biraz slow yapalım. Hem böyle buğulanalım. Yani slow okumak demek sadece dert sahibi ya da bir dertlendirmek değil. Yani onun da yeri ayrı bizim şeyimizde, hayatımızda yani. Yakup Öz amcaoğlum yine selam olsun, sağ olsunlar. Takip ediyorlar. Teşekkürler ediyorum amcaoğluma. Buradan amcama, yengelerime, hepsine selamlar diyoruz. Ha böyle başlayalım. Sesleri alalım mı Ahmet abi? Bize bu akşam Ahmet abi. Esin abla tek başına orada Esin abla. Tüm kader mahkumlarına gelsin diyelim bu. Allah inşallah kurtarsın oralardan. Böyle devam edelim. Thank you.
kapattılar kapıları yüzüme. Mahpusa ne gurbetele benzeme. Benden selam edin dertli sazıma. Mahpusa ne kader mahkumlarına gitsin. Bizleri takip eden vardır muhakkak. Bir dönem ziyaret için de olsa gittim oraya belli bir dönem. Yani benim ziyaret için gittiğimde o kadar psikolojim bozulduysa oradaki yatanları düşünmek bile istemiyorum. Allah yardım etsin diyelim. Yaradan Allah
Dünya gerçekten çok garip. İnsanların yarınlarının ne olacağı belirsiz. Hani vay bu nasıl böyle yapmış, vay şu nasıl dememek lazım. Kimseyi tenkit etmemek lazım. Çünkü insan hayatında bazen hatalar da yapılabiliyor. İnşallah o gibi durumlara düşmeyi nasip etmesin yaradan Allah diyelim. Böyle devam edelim. Yazıyorlar böyle buralardan. Bakayım ne yazmışlar. Emre Özden dedenin türküsünü gönderdim. Buradan selam olsun dağlar seni delik deliği. Ondan sonra Cengiz Keskin ne istiyorsun küçük kızım Zeynep için Zeynep'im türküsünü diyor. Mustafa birazını ben okuyayım, birazını sen böyle beraber yapalım mı? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter koynunda. Ne yapalım, ses sol mu yapalım? Fa mı yapalım? Fa yapalım. Tamam. Buradan Zeynep'e gelsin, Cengiz Keskin kardeşime. Diyelim selam olsun Fatih'e. Gelsin. Buradan Zeynep abla. Yine Zeynep Güvenç. Belki izliyordur ablalarımız. Geçmişte çok ekmeklerini yediğimiz aklımıza geldi. Öyle selam gönderelim ara ara. Yine buradan yazanlar oluyor. Bakalım kimler var. Ha böyle bir iki selam göndermiş olalım. Bak ben oğlum diyor ki benim türkümü diyor
Söyle baba diyor, bir fincanın etrafını çok seviyor adam. Ne var o fincanın etrafında bilmiyorum. O sana buradan oğluma selam olsun. Ben hep dua ederken şöyle dua ediyorum. Rabbim bütün Cem-i Cümle evlatlarımızın yolunu izini açık eylesin inşallah. Görünür görünmez kazalardan belalardan korusun. Evlat hepimizin, yani senin benim diye bir şey yok. Benim oğlum zararlı bir insansa diğerine de zarar olur. Onun için hepsi böyle güzel, saygılı, sevgili yetiştirmeyi nasip etsin Allah diyelim. Ahmet Kuş abi söylemiştim, böyle var mı başka bir şey? Şu an göremiyorum. Bu dünyada üç şey diyelim, arkasına da fincanın etrafı bağlayalım mı? Böyle olur mu? Aynen, sol yapalım. Arka arkaya bağlayalım. Mahvettin beni.
Derdi var demek ki abi. Var derdi var diyorum daha ne belki abi bulanan buraya ne ben mi göremiyorum fark edemiyorum belki olur yani abi. Abiler ellerinize sağlık gayet güzel. Yazı Ahmet Genç abime buradan selam olsun yazıyorlar böyle ufak ufak da okumuş olalım mesaj okumayacaktık. Hani şey olsun dedik yani bol bol türkü olsun dedik. Doyalım dedik. Biz de malum uzun zamandır kendi adımıza program yapmamıştık. Öyle hem bir rahatlayalım, bir atalım böyle ne varsa içimizden diyelim. Ahmet Genç abime buradan selam olsun. Memnun hanım Mehmet abiye buradan Çamaş'a yine Kara Kiraz selam olsun. Babamın oğlu baba vekili. Büyüğümüz artık o kaldı. Abime buradan Mustafa Öz'e selam olsun. Adaşın. Abimi tanıyorsun değil mi? Gitmiştik beraber ha ondan sonra. Ali arada karşı geliyor yalnız Mustafa ne yapacak bilmiyorum. Ne yani. Hiç geri laf veriyor bana. He. Ona Mustafa buradan. Ne diyorsa doğrudur. He? Mustafa'larda az var mı öyle bir şey? Vardı. Barış kardeşime buradan selam olsun Çamaş'a. Bizim Barış'ın soy ismi neydi ya? Meydana. Barış elektrikçi elektrikçi olunca adama elektrik diye kaydetmişim adamı. Kimin? Derviş boyu buradan benim okul arkadaşıma selam olsun. Barış Meydan selamlar. Böyle bakalım var mı başka bir şey diyoruz. Ne yapalım Mustafa? Ne istiyor? Dostum dostum mu? Öyle mi yapalım? Ya bir kız kardeşim dersim 4 ay içinde istiyor. Arka arkene bağlabiliriz. Onunla. Fark et her şey. Ben kendimden korkuyorum senden değil demiş adam. Ben kendimden korkuyorum. Tamam abi hadi bismillah o zaman. Aynen öyle yapalım ondan sonra bir...
dostlara gitsin. Çamaş'tan Ekrem Yıldız abimiz. Ekrem Yıldız mı? İş adamımız, değerli büyüğümüz Ekrem Yıldız abimiz seyrediyormuş. Buradan selam olsun Çamaş'a. Tüm takip eden o bölgede. Efendim? Ya abi götürür, niye götürmezsin bizim? Biz oraya gidelim. Ya şimdi ne kadar abi bir... Öyle mi yapalım? Yani son bir türküyle mi kapatacağız? Evet. Öyle yapalım, kapatalım. Muhammed Öz inşallah asker türküsüyle mi kapatalım? Böyle bir asker türküsüyle kapatalım mı? Ne yapalım? Öyle yapalım. Ha, 19 Mayıs'ta mı? Bak, Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı ben kutluyorum. Unutuyoruz dediğim gibi, yani bu hani insanlar bazen işgüzarlar çıkıyor. Ya işte böyle şeylere karşı falan, ben sayfamda paylaştım zaten her bölgeyi ama unutuyoruz, böyle hatırlatırsa arkadaşlar. Ben yaşlandım Mustafa artık yani. 40'ün üstüne geçtik artık. Bundan sonra bizde unutkanlık başlar. Hasan Genç abime buradan geçmiş olsun diyorum tekrardan. Ordu'nun Gülü'nün yazarı, değerli büyüğüm. Çatalpınar Belediye Başkanımız aynı şekilde bu illete yakalanmış. İnşallah Rabbim ona da şifalar versin diyoruz. Rabbim şifa bekleyen herkese inşallah şifalar versin. Kimseye dert verip derman aratmasın diyoruz. Ben öyle mi yapalım? Fark etmez, öyle de yapabiliriz. Aynen Ordu'nun Gülü'yle de bitirebiliriz. Hiç sorun yok. Ben İsa Akçay abime, TV52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay Bey'e teşekkürler ediyorum. Bugün akşam bize kanalını açtı, hanesini açtı. Yine yayın yönetmenimiz Volkan'a, yine Müjdat abiye kamerada, Esin ablamız tek başına, Ahmet Demircioğlu rejide. Benim yol arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Emeklerine, gönüllerine, yürek. Biz para falan dedik, şakalaşıyoruz tabii. Yani para pul hiçbir zaman aramızda söz konusu olmadı. Ben kardeşlerimin emeklerine, abilerimin emeklerine, gönüllerine, yüreklerine sağlık diyorum. Bizi evlerinize misafir ettiniz, konuk ettiniz. Yani naçizane yazdıklarınızı okumaya çalıştım. Kusurumuza bakmayın, affınıza sığınıyorum. Böyle dedik, uzun zamandır yapmayınca program dolu dolu olsun dedik. Türkü dolu bir gece olsun dedik. Bizleri kimler nereden takip ettiyse, gurbetten, kendi yöremizden, farklı yörelerden de, Samsun'dan vesaireden takip eden dostlarımız var. Buradan herkese sonsuz sonsuz selamlar diyoruz. Allah'a ısmarladık inşallah. Başka bir türkü programında buluşmak dileğiyle, umuduyla diyoruz. Rabbim herkesi böyle mutlu, huzurlu yaşamayı nasip etsin diyelim. Ali Boyu kardeşim. Başta
Ya şey diyorum ya, ha, benim yol arkadaşım, yoldaşım Ali Boyu'ya teşekkür ediyorum. Beraberiz yıllardır, bana yoldaş oluyor. Buradan Özgür Öz'e yine. Zekeriya abi, gerçekten ellerinden öpüyorum. Bu bir şeylere destek olduğundan dolayı değil. Biliyorsun daha önceden, yani eskiye dayanıyor seninle bizim abi kardeşliğimiz. Senin gönlünün güzelliğine, ailenin, senin, Meryem ablaya buradan selamlar olsun. Çok teşekkürler ediyorum emeğine, gönlüne, yüreğine. Allah paylaşanların birini bin etsin diyelim. Böyle birbirini çıkarsız ama sizi gayet seven insan topluluğu diliyorum diyerek sazı, sözü Mustafa'ya bırakıyorum.
gülümsün.